eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan tutukluluk kararıydı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler toplantısı için Amerika'ya gittiğinde Donald Trump'la yüz yüze görüştü. Ve bu toplantı sonrasında ne Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yapıldı bu konuya ilişkin ne de Beyaz Saray'dan görüşülüp görüşülmediği konusunda. Ancak aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmeden önce bu konunun yüz yüze görüşmede dile getirileceğinin sinyallerini de vermişti. Hatta özel bir söyleşide de bunu açıkça dile getirmişti. Peki acaba Zafer Çağlayan hakkında çıkan tutukluluk kararı Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yankı buldu? New York Barosu avukatlarından Cahit Akbulut yorumladı. Amerika'da değerli dostum Donald ile bugün bu heyetler arası ve ikili görüşmeyi gerçekleştirmek suretiyle inanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız. Benim için büyük onur ve ayrıcalık. Zira Sayın Erdoğan benim dostum. İşte böyle sıcak mesajlar verdiler görüşme öncesinde ve sonrasında. 50 dakikalık görüşmede öne çıkan konular Erbil referandumu ve Suriye meselesi olsa da merak edilen bir diğer konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan Rıza Sarraf dosyasının ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında çıkan tutukluluk kararının masada nasıl konuşulacağıydı. Çünkü Zafer Çağlayan hakkında alınan kararın yüz yüze görüşüleceğinin sinyalini önceden zaten vermişti Erdoğan. 21'inde de inşallah Amerika'da yüz yüze zaten görüşmemiz olacak. Bu görüşmede bunun detaylarını, teferruatını görüşmemiz gerekecek zaten. Erdoğan, Zafer Çağlayan'a dair alınan tutukluluk kararı için Trump'ın yorumuna da değinmişti. Astana'dan Sayın Trump'la bir görüşme yaptık. Bu görüşmemizde dedi ki ben bundan dolayı çok üzgünüm. İncelettim ama bu federal devletin değil, eyalet devletinin güvenlikçilerinin yaptığı bir yanlış. Direkt bunlar bana bağlı değil ama ben bu işi yakın takibi alarak araştıracağım, inceleyeceğim dedi. Erdoğan'dan bu açıklama gelirken konunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yankılarını Rıza Sarraf ve Zafer Çağlayan dosyasını yakından takip eden New York Barosu avukatlarından Cahit Akbulut'la konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Amerika Birleşik Devletleri ziyareti nasıl etkiler süreci sizce bu konuda? Anladığım kadarıyla Trump, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'dan bir şeyler istiyor. Elbette tutuk olan 10-11 tane Amerikan vatandaşı olduğu söyleniyor ve bunların en önemlisinin de din görevlisi bir kişinin olduğunu, İzmir'de tutuk olan bir kişinin olduğunu ve Türkiye'nin ona karşı olan yargılamadaki iddiaları yükselttiğini ve suçlamaların müebbet hapisle sonuçlanabileceğini görüyoruz ve bu konuşmalarında Trump'la Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında o şahsın serbest bırakılmasının gündeme geldiğini biliyoruz. Bunlar da yine benim yorumuma göre dengeli bir alışveriş olmayacağını, değiş tokuş olmayacağını düşündükleri için şu ana kadar zaten o kişinin serbest kalması söz konusu olmadı. Bunun yanı sıra tabii ki politik olarak başka ne türlü talepler var, ne türlü istekler var Türkiye'den ve Türkiye ona karşı ne türlü cevap veriyor. Bunların konuşulduğunu ama masada da bunlara karşı koz olarak da Zarraf olduğunu da düşünmemek saflık olur. Son gelişme Rıza Zarraf dosyasını nasıl etkileyecek? Tabii ki başka bir safhaya girişti dava. Evvelden sadece Rıza Zarraf'a fokustu. Zafer Çağlayan'ın ve diğer kişilerin davaya intikali hem sürpriz oldu hem olmadı. Zafer Çağlayan'ın tutuklanması ise tabii ki farklı bir figür Zafer Çağlayan. Çünkü Türk hükümetini temsil ediyor. Diğerleri normal bir vatandaş konumundalar. Ve şu andaki mevcut hükümetin eski bir bakanı Zafer Çağlayan üzerinden hükümete mesaj gönderiliyor. Hükümetin yargılanması, hatta Türk devletinin yargılanması söz konusu. O yönden Zafer Çağlayan'ın ismine ayrı bir sayfa açmamız gerekiyor ve değerlendirmemiz gerekiyor. Her ne kadar iddianame çok daha evvel hazırlanmış olsa bile bekletiliyordu. Peki neden şimdi Zafer Çağlayan'a açılan alınan kararın şu anda alınmasının zamanına dikkat çektiniz? Neden şimdi bu karar önemli şu anda alınması? Türkiye ile Amerika arasındaki bir soğuk hava estiğini görüyoruz. Her ne kadar politik bir atmosferde bunlar fazla yansımasa bile
bir soğuk ilişki var Amerika'yla. O açıdan Çağlayan'ın yargılaması ve tutuklama emrinin çıkması bu açıdan önemli. İlginç olan konu iddianamenin, normalde tutuklukla ilgili iddianameler kişiler Amerika'ya girmeden açıklanmadı. Nasıl Rıza Zarrab Amerika'ya girmeden Rıza Zarrab hakkında tutuklanma kararı var denmedi. Rıza Zarrab'ın girişi beklendi ve harekete geçti. Akabinde nasıl Hakan Atilla Amerika'ya girmeden tutuklanma kararı ortaya çıkmadı, girdikten sonra tutuklandı. Bu kişilerin Amerika'ya girmeden tutukluluk kararlarının açıklanması, her ne kadar bu kişinin Amerika'ya girmeyeceğini bilseler bile bunun biz sizi artık yargılayacağız, tutukluyoruz deyip Türkiye'nin prestijine, dünya gözündeki prestijine zarar verme yönüne, açıkçası yönelik bir çalışma olduğunu ve bir iddianam olduğunu düşünüyorum. İşte böyle.